merhaba. Merhaba. Bugün küçük kız kardeşimle birlikte sizlere bu dönemde evde okuyabileceğiniz, bizim böyle beğendiğimiz kütüphanemizde, raflarımızda böyle duran birkaç tane kitaptan bahsedeceğiz sizlere. Umarım hoşunuza gider. Belki aralarında sizlerin de okuduğunuz kitaplar vardır ama okumadıklarınız varsa deneyebilirsiniz. Hatta bu videonun altındaki açıklamalar bölümüne sizler de sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz kitapları yazabilirsiniz. Ne dersin Meral? Bence çok güzel olur. Ablamla şimdi ikimiz en sevdiğimiz kitapları topladık. İkimizin de tarzları farklı. Bizden iki farklı insanın farklı okuduğu kitapları görmüş olacaksınız. Siz de en sevdiklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Okuduğum bütün kitapları gösterirsem bu video bitmez. Evet, sadece böyle başlangıç seviyesinde beslenmeyle ilgili yararlı olabilecek bir şeyler olabilir. Beslenmeyle ilgili kitapları okumayı çok seviyorum. Biliyorsun zaten hayatımın en büyük temelinden biri. Hatta şuraya dizdim kitapları. İlk kitabı ben söyleyeyim o zaman. Tamam. Herhalde 1-2 yıl önce falan okudum bunu. Japonların Kadim Beslenme Sırrı diye bir kitap. Bu arada kitapların isimleri ve yazarlarının hepsini açıklamalar bölümesinin için bırakacağım. Bu kitabı çok beğenmiştim. Çünkü şundan dolayı Japonların farklı bir kültürleri var ve farklı bir beslenme şekilleri var biliyorsunuz. Kendisi bir doktor, şunu savunuyor. Günde tek öğün bir beslenme yöntemiyle sağlıklı ve genç kalabileceğimizi. Mesela şunu söylüyor, sebzeleri kabuklarıyla birlikte ve yapraklarıyla birlikte yememiz gerektiğini, balığı kabuğuyla beraber vesaire bu şekilde tüketmemiz gerektiğini söylüyor. Yani hepsinin bir bütün olduğunu. Ben de mesela atıyorum kereviz yaparken evde yaprakları mesela çok faydalıdır. Mutlaka yemeğin içerisine atarım. Ya da işte acıktığımız zaman yemek yememiz gerektiğini, hatta susadığımız zaman su içmemiz gerektiğini falan söylüyor. Çok değişik bir kitap gerçekten. Aslında bu kitap bizim hayatımızda izler bırakmış senin sayende. Buradaki bazı şeyleri sanırım uyguluyoruz. Aynen, ben de kendime uygun olanları alıyorum. Yani bir şeyi okuduğunuz zaman aklınıza ve mantığınıza yatkın olduğunu düşünüyorsanız o şekilde onları alıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Tabii ki birebir dediği her şeyi uygulamak mümkün değil. Evet. Herkesin bakış açısı ve beslenme şekli çok farklı ama olabildiğince sağlıklı olduğunu düşündüğüm bilgileri alıp ben de kendi hayatıma uygulamaya çalışıyorum. Evet. Yani her kitap sonuçta insanın hayatında bir iz bırakır. Aynen, bu da sonuçta çok farklı bir beslenme şekli ve değişik bir bakış açısı katıyor. Bu benim sevdiklerimden de. Şimdi ben de size bir öneri yapayım. Aslında bir değil birkaç tane biraz kategorileştirdim. İngiliz edebiyatının böyle klasik eserlerinden size 4 tane kitap önereceğim. İlk olarak Jane Austen'dan Aşk ve Gurur. Şunu söyleyebilirim ki okuması birazcık evet zor bir kitap. Hızlı okuma alışkanlığınız yoksa daha da zorlaştırıyor işi. Ben bu kitabı ilk aldığımda bitirememiştim. Çünkü o zamanlar daha ortaokula gidiyordum ve çok hızlı okuyamıyordum. Ama daha sonra kitap okudukça ve okumam hızlandıkça bu kitaba geri dönmeye karar verdim ve bitirdim. Hatta 2 kere okudum. Ve çok seviyorum, çok sevdiğim bir kitap. Bence bu dönemlerde alıp okuyabileceğiniz çok güzel bir roman. Daniel Defoe'dan Robinson Crusoe. Bu da bir gemi kazasında adadan mahsur kalmış bir adamın hikayesini anlatıyor. Bunu evde böyle çok çabuk bir şekilde okuyabilirsiniz çünkü çok heyecanlı bir roman. Ve size birçok şey aslında öğretiyor. O yüzden bu da önerdiklerim arasında. Vay Beren, çok romantik kitaplar bunlar yalnız. Evet ve bu aralar aslında tiyatro eserleri okumayı çok seviyorum. Ve William Shakespeare'den 2 tane eser önereceğim. Hamlet ve Romeo ve Juliet. Bu ikisi kesinlikle çok güzel eserler. Romeo ve Juliet için şunu söyleyebilirim ki konusu aslında böyle çok farklı değil ama buradaki asıl olay yazım biçimi ve kesinlikle sizi çok etkiliyor. Bence bu iki sonu eseri... biraz böyle kalbinizi acıtabilir ama. Evet, aslında bu iki kitapta da böyle. Sonları kesinlikle böyle bittiğinde herkes ölmüş oluyor. Yani canlı bir karakter kalmıyor. O yüzden ikisi de çok güzel eserler. Bence bu dönemlerde bunları bitirirseniz sizin için hani kendinize çok büyük şeyler katmış olursunuz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hem klasik evet. Hem çok romantik kitaplar. Evet. Ben çok önceden okumuştum. Yani şu anda hatırlamıyorum bile tam net ama mesela geri dönüp şu anda bile okuyabilirim. Yani unuttuysam mutlaka tekrar okuyabileceğim kitaplar arasında. Romeo ve Juliet diyoruz o zaman. Evet. Ben daha farklı bir alandan devam ediyorum. İngiliz edebiyatından bunlar diyebilirim.
Evet, şimdi yine bir beslenme ile ilgili bir kitap aldım elime. Ya birçok kitap var da hepsini anlatırsam çok uzun sürer. Evet, ya en sevdiklerimizi burada biz seçtik, anlatıyoruz. Şimdi Tahıl Beyin diye bir kitap. Hatta bununla ilgili ben YouTube'a ilk başladığımda bir video çekmiştim. Vegan mı, vejeteryan mı diye bir video vardı. Onun linkini de bırakabilirim. Kameraman ben miydim hatta? Yok, o zaman oteldeydim, bir otel odasında çekmiştim. Evet. İzmir'deydim galiba. Bu kitap beni inanılmaz etkilemişti. Hatta bir ara tamamen karbonhidratı hayatımdan çıkarmayı falan düşündüm. Zaten hani olabildiğince minimumda tutmaya çalışıyorum ve yararlı, daha faydalı, sağlıklı olduğunu düşündüğüm ürünleri tercih etmeye çalışıyorum. Karbonhidratların beynimize nasıl zarar verdiğini anlatıyor ve birçok hastalığa sebep olduğunu, beyinle ilgili sorun yaşayan insanların da karbonhidratları hayatından çıkardığında sağlık sorunlarının düzeldiğine dair bayağı bir çalışmalar yapılmış. Onları falan anlatıyor. Ve arkasında da çok güzel böyle tarifler veriyor. Ben çok seviyorum böyle. Beslenmeyle ilgili bir kitap okuyorsunuz. Evet, çok güzel, bunu tüketin, şunu tüketin diyor ama sonunda onunla ilgili bir tarif verdiğinde aslında daha iyi oluyor. Sen onu hayatına katabiliyorsun. Nasıl yapacağını biliyorsun. Aynen, kesinlikle. Burada çok güzel mesela tarifler var. Vegan tarifler de var. Bu kitap beni çok etkileyen kitaplardan oldu. Bence bu dönemde bunu okuyup hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz diyorum. Evet, şimdi diğer bir kategoride böyle yeni bilgiler edinmek istiyorsanız, değişik şeyler öğrenmek istiyorsanız Tim Peake'den Bir Astronota Sorun. Kesinlikle çok güzel bir kitaptı. Günlük bir dille yazılmış ve bir astronotun uzayda zamanını nasıl geçirdiği, nasıl beslendiği, fiziksel değişiklikleri, başına neler geldiği hepsi bu kitapta var. Benim de çok ilgimi çekiyor. Hatta geçenlerde bilmeyenler varsa buradan onu da söylemiş olayım. Bütün dergiler erişime açıldı ve ücretsiz olarak okuyabiliyoruz. Geçen hafta bir bilim dergisi okudum. Orada böyle astronotların yaşamıyla ilgili çok güzel bir tane makale vardı. Benim de çok hoşuma gitti. Çok farklı, bilmediğimiz bir dünya sonuçta. Çok eğlenceli ve keyifli, bu dönemde okuyabilirsiniz. Eğer böyle okumak isteyen olursa diye hani aklıma geldi. Bir film önerisi yapmıştık, Back to the Future. Orada geçer bu. Hatta küçükken ben okumuştum. Ay'a yolculuk. Gerçekten çok keyifli. Bunu da okuyabilirsiniz yani bence. Pavlov'dan günümüze, deneylerle psikoloji. Ben böyle aslında psikolojik deneylere karşı çok büyük bir ilgim var. O yüzden bu kitabı gördüğümde çok sevinmiştim. İçerisinde çok değişik bilgiler var. İnsan psikolojisi, hayvan psikolojisi ve eski dönemlerden bu yana hangi deneyler yapılmış. Bunları öğrenmek, bilgilenmek istiyorsanız çok güzel bir kitap. Ve içinde çok güzel illüstrasyonlar da var. Ben resimle ilgilendiğim için bu kısmı da benim çok ilgimi çekmişti. Evet, bir diğer kitapta Sanat 101. Aslında bu kategoride çok fazla kitap var. Mimarlık 101, işte Tarih 101, bir sürü kitap var. Ama ben Sanat 101'i tercih ettim. Ve içerisinde bir sürü ressamın hayatı, tablolarla alakalı bilgiler, işte sanat dallarıyla alakalı bilgiler var. Ve bence okuyabilirsiniz. Dönemde bir de şöyle bir durum var. Birçok müzeyi ücretsiz olarak gezebiliyoruz internet üzerinden. Google evet. Art uygulamasıyla, eğer bilmeyenler varsa. Mesela ben geçen gün Amsterdam'da Anne Frank'in evi vardı ve Amsterdam'a gittiğim zaman gezememiştim. Hep böyle içimde kalmıştı. Merak ettiğiniz müzeler varsa siz de bu uygulama aracılığıyla bu zamanınızı öyle değerlendirebilirsiniz. Yine onları da aslında linke bırakırım ben. Ve beni çok etkileyen bir kitabı göstereyim o zaman size. Biliyorsunuz ki bunu birçok defa söylüyorum. Biyografi okumayı çok seviyorum. Başarılı insanların hayat hikayelerini. Sizler de merak ettiğiniz kişileri okuyabilirsiniz. Benim çok etkilendiğim Michelle Obama'nın bir kitabı var. Benim hikayem. Ve özellikle sonu böyle okuyunca böyle o kadar duygulanmıştım ki. Tüm hayatını, yaşadığı zorlukları, geldiği noktayı, eşinin Amerikan başkanı olması, hepsi dahil neler yaşadıklarını anlatıyor. İnanılmaz etkileyici. Hem de tam böyle alacaksınız battaniyenizi, çayınızı, okuyacaksınız. Gerçekten çok güzel kitaplardan biri. Tekrar tekrar okuyabileceğiniz bir kitap önereceğim. Evet. Küçük Prens. Bu kitabı dün kütüphanemde rastladım ve tekrar okudum, bitirdim. Kesinlikle çok etkileyici bir kitap. Hani sanki çocuk kitabı değil gibi ama aynı zamanda da çocuk kitabı. Çok anlamlı. İçerisindeki bazı cümleler sizi çok etkiliyor. O yüzden bu zamanlarda böyle çayınızı, kahvenizi yanınıza alıp tekrar bir okuyabileceğiniz bir kitap. Hangi yaşınızda olduğunuz hiç fark etmiyor. 30, 60. Yani ben bu kitabı hayatım boyunca hani böyle birkaç kere okurum. O bazı kadar güzel kitaplar bir kitap. Ve filmler böyle sanırım ben. Evet. Mesela animasyon filmleri de öyledir. Bazı animasyon filmlerinden bahsediyorum tabii. Hepsi değil. Yani kaç yaşınızda olursanız olun bir şekilde size hitap eder. Bu zamanlarda morale ihtiyacınız varsa bu kitap içinizi huzurla dolduruyor diyebilirim. Evet. O zaman sıra bende mi? Evet. Oley, yuppi.
Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Senin kitapların daha çok sevilebilir. Çünkü hepsi birer klasik, farkında mısın? Bence seninkiler de çok güzel. Ben senin kitaplarını mesela okumayı çok istiyorum. Ödünç verirsen. Yani, yalnız hepsini söylemiyorum. Söylersem olmaz yani. Evet, şimdi diğer bir çok farklı bir tarz, yeraltı edebiyatı. Bukowski sevenler için ben Bukowski'nin bütün kitaplarını okudum. Hatta Bukowski'yi okumayanlar, daha önce okumayanlar için Kadınlarla başlamıştım ben, Kadınlar ismi kitabıyla. Çok keyif almıştım, böyle gülerek okumuştum. Tarzı biraz farklı, böyle sokak ağzı gibi bir anlatımı var. Bilmiyorum zevk alır mısınız ama ben hani böyle keyifli vakit geçiriyorum, çok gülüyorum, çok eğleniyorum. Bu da en sevdiklerimden biri, Ekmek Arası. Böyle. Evet, ben çizgi roman okumayı da çok seviyorum. Bu aslında bir manga serisi, Death Note. Bunu kesinlikle okumalısınız derim, eğer böyle manga, çizgi roman seviyorsanız. Bunun aynı zamanda animesi Netflix'te de var. 37 bölüm, 20 dakikalık her bölüm. Hepsini izledin mi? İzledim. Hatta iki kere izledim. Üç kere de izlemiş olabilirim baştan. Çünkü çok heyecanlı ve ben Sherlock'u bitirdikten sonra bir boşluğa düşmüştüm. Ne izlesem ne izlesem derken Death Note'a denk geldim. Sherlock söylemedik. Gerçekten doğru. Evet. Netflix'teki dizi önerilerinde izlemeyen varsa. Sherlock'un kitaplarını da buradan önermiş olabiliriz. Sherlock Holmes gerçekten muhteşem. Ve Death Note serisini mutlaka okuyun. Tek solukta bitebilecek bir kitap. Hani ben bunun mesela bir tane kitabını alıyordum. Bir günde bitiyordu, yarın gidip tekrar alıyordum. O kadar heyecanlı ve bir solukta okuyabileceğiniz bir manga serisi. Kesinlikle denemelisiniz bu zamanlarda. Bunu okuduktan sonra Japonca öğrenmeye mi karar vermiştin? Evet, bir yerler deniyordum ama başarılı olamadım. Japonca öğrenmek istiyorsanız mutlaka bir hocanız olsun. Oley, sıra bende, sıra bende. O zaman tamam, madem sen bir klasik söyledin, o zaman ben de bir klasik söyleyeyim, tamam. Yani araya bir tane girsin. Bu kitabı Beren bana doğum günümde almıştı. Franz Kafka'nın Dönüşüm isimli kitabı. Biraz ağır gelebilir ama... Evet, ama aslında okumak istiyorsanız Stephen Zweig'den başlamanız bence çok daha iyi olur. Onun satranç ve korku kitabı olması lazımdı orada. Evet, hatta şuradan birkaç tane gösterebilirim şöyle. Aslında Olağanüstü Bir Gece'yi de okumuştum. Yani çok güzel bir sürü kitabı var. Ama en iyisi kesinlikle satranç. O sanırım burada var mı bilmiyorum. O da var. Evet, ama... satranç şöyle bir kitap. Ben sonunu okurken hani kalbim heyecandan böyle hızlı hızlı atıyordu. Çok heyecanlı, sürükleyici bir kitap ve psikolojik romanları, kitapları seviyorsanız bence kesinlikle okumalısınız derim. Olağanüstü Bir Gece var. Evet, Bilmeyen Bir Kadının Mektubu var. Gösterelim. Bu kitapların hepsi kesinlikle çok güzel. Kısa, böyle çabucak okuyabilirsiniz. Hepsi de çok ince veren. Biraz ağır ama yani evet. Birkaç saatte bitirebileceğiniz evet, kitaplar yani. Evet, bitirebilirsiniz. Yani okuma alışkanlığınız da zaten varsa. Kitaplarım düştü bu arada. Starbucks Mucizesi benim gene en sevdiğim kitaplardan. İlham veren kitaplardan, öyle söyleyeyim. Nasıl kurulmuş, bugünlere nasıl gelmiş, şu anda dünyanın her yerinde var biliyorsunuz ki. Ve birçok insan için de dünyanın en iyi kahvesini yapıyor. Evet. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama. Aslında böyle kitaplar okumak kişisel gelişim için de çok önemli. Başarılı olmuş insanlar nasıl bu yollara gelmişler, nelerden geçmişler, bunları öğrenmiş kesinlikle oluyorsunuz. Ve kendi hayatınıza bunları uyarlıyorsunuz. Özellikle biyografi okumayı çok seviyorsunuz. Mesela güzel şöyle bir şey hissettirmiyor ama, o kahveyi alıyorsun, içiyorsun. Peki bu nasıl yapıldı? Yani bu noktaya nasıl geldi? Evet. Bunu nasıl başardılar? Tabii bu da sizin merak ettiğiniz herhangi bir şey olabilir. İlla bunu okumak zorunda değilsiniz. Mesela ben YouTube'dan McDonald's'ın kuruluşunu izlemiştim ve beni çok etkilemişti. Bu tarz şeyler izleyip sizler de ya da okuyup keyifli vakit geçirebilirsiniz. Stephen Hawking'den Zamanın Kısa Tarihi. Bu da çok eskiden başlamıştım. 9. sınıftaydım, lise 1'deydim. Fizik görmeye yeni başlamıştım. O yüzden çok ağır gelmişti aslında. Ve anlayamamıştım. Bıraktım, yarım bıraktım. Şimdi tekrardan şans vermek istiyorum. Bu boş olduğumuz günlerde okuyup, üzerinde daha çok düşünüp belki bitirebilirim diye düşündüm. Fiziği seviyorsanız ve merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. Bazen önceden okuduğumuz ve beğenmediğimiz kitaplar sonrasında fikrimiz değişebiliyor. Çünkü bizler de gelişiyoruz ve bakış kesinlikle açımız gelişiyor. Zamanla büyüyoruz, gelişiyoruz senin de dediğin gibi. Ve bunlar da bizim kitap önerilerimizde. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir, keyif almışsınızdır. Sizler de lütfen unutmayın, açıklamalar bölümüne en sevdiğiniz kitapları yazın. Biz de oradan bakarız, birbirimize böyle destek olmuş oluruz. Abone olmayı unutmayın, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Zile basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.
Umarım bu zor günleri çok güzel bir şekilde gene atlatırız. Tabii ki çok zor zamanlar. Hepimizin çok keyifli olduğu da söylenemez. Çok sıkıldığımız zamanlar da oluyor ama elimizden geldiğince böyle yapmak istediğimiz şeyleri yaparak, bu zamanda atlatarak, bazen hatta hiçbir şey yapmayarak kendinizi sadece böyle dinlendirerek keyifli zaman geçirmenizi diliyorum. Ve bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Sağlıklı kalın. O zaman hoşça kalın diyorum. Sen mi kapatıyorsun, ben mi? Ben kapatıyorum. Hayır, ben kapatıyorum. Hayır, ben.